Adres doğruymuş. Ama herif çoktan tüymüş beyler. Emniyet, sınır kapıları, herkes uğraşıyor beyler. Adam oralarda ele geçmezse bir tek alternatifi kalıyor. Dağ. Hakan Teğmen'e emir verildi. Git timini al, o herifi buraya getir. Emredersiniz komutanım. Esma Hanım nasıl? İyi komutanım. Sağ olun. Burayı merak etmeyin. Süleyman, anlaşıldı mı evlat? Eyvallah, sağ olun. Sayenizde komutanım. Annenler, Esma Hanım, hepsi. Gözünüz arkada kalmasın. O herifi burnuna çengel takarak buraya getir Osman. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Gazanız mübarek olsun. Sağ ol. Köpek! Seni almaya aslan gönderiyorum. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Esma, nasılsın güzel kızım? İyi mi? İyiyim anacığım, iyi. Bu böyle kapıdan kafası uzatmıyor mu? Bana gün doğuyor, sabah oluyor gibi geliyor Esma. Sen ne dersin kızım? Şimdi bana da öyle geliyor. Nasılsınız bayanlar? Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Vedalaşmaya geldik. Var mı bir ihtiyaç? Nereye? He, ablarsa anam ablar demişler ya, sen yanına Esma'yı da ekleyesen bana. Göreve gidiyoruz, göreve. Koskoca hastanede cam bardak olma mı kardeşim ya? Yiyeyim sizin içeceğinizi. Affedersiniz. Beyefendiyle beraber gidiyoruz tabii. Dayıcığım, hoş geldin. Biz çay alıyorduk ya, sen nereye kayboldun öyle ateş almış kimin? Fatma Hanım, nasılsın, iyi miyim? İyiyim oğlum, Allah razı olsun. Ne zaman döneceksiniz Osman? Söyleyemezsin. Kuzum, biz burada kalacağız mı? Bekleyeceğiz mi seni? Anne, daha yüzük takmadık. Nereye gidiyorsunuz Allah'ını seversen ya? Bekleyin biraz daha.
Zeliha gelin oralarda yalnız kalıverdi yavrum. Anne vallahi kısa sürecek. Gideceğiz geleceğiz. Bekleyin biraz daha ne olur ya. Fatma Hanım birkaç gün dinlenseydiniz. Onca yol geldiniz. Yazıktır. Anne bu arada babam nerede? Baban kanlara karıştı gari. Ne edeceğiz? Burada mı kalacağız? Ne edeceğiz? Bilmiyorum Sebile. Ne edeceğiz biz burada? Ben kime konuşuyorum? Duyan var mı beni acaba? İbrahim amca. Duvara konuş daha hiç. Kaç günlük yoldan geldiniz ya? İki günde burada kalın. Vallahi evden çıkarken yeter başımın etini yedi ya ona göre ha. Yahu Ethem Bey, İbrahim Bey'i bir ava götürün ha. Ne dersin? Ne güzel olur değil. He? He? Alo? Aşkım? Ne ettin bakayım? Gözümün nuru, gönlümün sururu. Ne ettin bakayım, he? Tavşan, tavşan. He, tavşan. Tavşan çok olur bu mevsimde burada. Gider, hiç canı sıkma. Eksik olmayın, eksik olmayın. Sağ olun, sağ olun. He, tabii, 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 tabii. Olacak. Yakın zamanda inşallah, yakın zamanda. Olacak, tabii, tabii. Aman diyeyim Zeliha'm, aman diyeyim. Gözünü sevem, oralarda üşütme. Bak Ispahan'da soğuk oluyor geceleri, biliyorsun. Gözünü sevem. Tamam Serbilat. Sen merak etme beni. Her şey yolunda. Ay Serbilat sonra konuşalım mı? Kapı çalıyor. Ne? Sen nereden biliyorsun Coşkun'un geldiğini? Tamam canım tamam. Anlarız biraz. Hadi bay. Tamam, haydi bakalım. Haydi, haydi canım. Haydi, hadi bakalım. Haydi bakalım. Ya az konuş, az. Yazı veriyor ya, yazı veriyor ya. İbrahim amca demek ki evi özleyince... Yani... İşte. Çay söyleyeyim mi? Yok, bir şey demeyeceğim. Vallahi iyi oldu Eto'cuğum ya. Kalafat amca. Ama ne zaman gidemeyeceğiz? Az kaldı, iki günüm var. Öyle mi? Tavşan dedin sen. Ya, tavşan kanı ya. Çay tabii. Ya sen de böyle otomatik bir telefon... Öyle bak, şimdi buradan açıyoruz. Ya dur öyle. Ya ne otomatik? Şey, para var mı sende? Bakayım. İyi günler yenge. İyi günler. Bunlar Sayın Ağabey'in siparişleri. Siparişleri mi? Bunlar... Organik süt. Organik yumurta. Organik yoğurt. En tazesinden kavurmalık kuzu eti, ayrıca haşlamalık kuzu incik, bonfile, biftek ve kuzu cildi. Sıkmalık portakallar günlük taze sıkılıp içilecek. Kivi C vitamini için günde bir tane yenilecek. Elma vücudun doğal şeker ihtiyacı için günde bir tane yenilecek. Ayrıca doğal yeşil yapraklı sebzelerimizden roka, tere, maydanoz ve ıspanak iyice yıkanıp mümkünse son yıkama suyuna sirke dökülecek, mikroplardan arındırılıp mümkünse yenilecek. Coşkun yeter. Bu ne canım ya? Bu kadar şey kim yiyecek? Al sen bunları geri götür hadi. Yok yenge alamam. Sayın abim talimat verdi. Bir de şey, ıspanağı yoğurtla yemesin dedi. Yoğurt ıspanaktaki demiri öldürüyormuş. Sayın abim öyle söyledi bana. Yoğurtsuz yerse sevinirim dedi. Coşkun yeter dedim. Kafamı tasına attırma. Hadi güle güle. Şey yenge o zaman ben gideyim herhangi bir ihtiyacın olursa ben dükkandayım. İhtiyaç olursaymış. Bütün mahalle yer bunları ya. Yengeciğim bunu unutmuşum. Bu da Mozart'ın başka bir CD'si. Mümkünse bunu dinleyecek misin? Of Serbilat of. Oğlum şu karı sıkıştırın lan biraz. Düzgün olsun karı sıkıştırın ya. Karı sıkıştırın derken çalışıyorum. Yerdeki kar lan. Kıyar. Ya Hakan Teğmen bu kardan adam mezuna kızmasın. Ne yapalım abi ya? Kızarsa yıkarız biz de. Adile benim ellerim dondu ya. Dondu yani. Beter ol beter.
Kafayı sıkıştırın abi. Murat abi getir kafayı. Al abi. Kayacak yalnız. Kamil bir yardım et. Ben de. Dur bir dakika dur. Kaldır. Kaldır. Onun başını sen bana bırak. Ben aldım. Tamam sen zahmet etme. Sen var ya yüzyılın yalakasısın lan. Oldu gibi ha. Çok çirkin bir herif oldu bu ya. Dur şimdi güzelleştireceğiz onu. Şunları bir takalım. Buyur Kamil'cim tak. Ah. Kömür gözlü oldu lan bu. Bak bu da zengin gösterecek. Şu kepi de taktık mı? Şöyle bir de yalatırdık mı? Hah burnu yapacağız şimdi. Havuç nerede? Havuç kimde? Evet Emol, havuç nerede ya? Fatih'teydi. Nerede lan havuç? Havuç derken? Havuç derken? Havucu kastediyoruz Fatih. Nerede havuç? Havuç. Yedin mi lan havucu? Havuç? Sana inanmıyorum ya. İnanamıyorum ya. Ya sen nasıl bir manyaksın lan? Ha? Nasıl bir manyaksın sen? Niye çavuşum? Ya havuç lazım mıydı ki ya? Öldü havuç sen. Bitti lan, bitti. Çekilin lan! Bitti, yeter lan, yeter lan. Oğlum havuç gözlere yalandı diye yedin sen ya. At sen kılıçını. Lan! Lan! Koşmayın lan! Evet! Evet mi? Koşmayın lan! Lan! Emredersiniz kumpam! Ya bir sakin ol Teğmen'im ya. Ya baksana karakolda bizon sürüsü gibi koşuyor herifler ya. Allah Allah. Bizon ne ya? Ya oluyor yani böyle kovboy filmlerinde falan. Amerikan şeysi ya. Hani böyle eşek kadar, hayvan kadar sığırlar oluyor ya. Amerikan bufalosu ya. Öküz yani. He şu şeyler. Ha. Hayırdır sen niye darlasın böyle ya? Yok bir şey. Bir terslik falan yok değil mi? Yok ya yok. Ne olsun işte. İyi aman olmasın ya. Ha ciddi bir şey değil ya. O söylediğim gibi o. Birkaç kişinin yanında niyetini belli etmiş. Bahsetmiş yani. Ama ben başlayacağım onun niyetinden falan ha. Kim bu adam ya? Kim bu adam? Ya bak gerçekten önemli değil. Söylediğim gibi o. Hayır efendim benim için önemli. Benim için önemli affedersin ama biz burada eşek başı mıyız? Hakan bak Tugay'dayız. Ve lütfen ses tonuna da dikkat et. Şu dakika Tugay Mugay beni ilgilendirmiyor efendim. İlgilendirmiyor. Ayrıca o senin lütfenlerin de sinirimi bozuyor yani. Allah Allah. Kim bu adam söylesene ya. Hakan yeter artık. Aa. İlla ki Tugay'da mı yatalım Ayda Hanım ha? İlla ki burada nöbet mi tutalım yani ha? Ayda Hanım, komutanım. Allah Allah. Kim bu adam? Söylesene ya. Aramıyor beni. Kim aramıyor? Aradığında da böyle resmi resmi Teğmen'im şöyle yapalım, Teğmen'im böyle yapalım falan filan diye soğuk soğuk. İşte o kadar. Koskoca albay işi gücü yok seni mi arayacak yani? İşi var gücü var adamın ya. Allah Allah. Ne adamı ne albayı ya başçavuş. Allah Allah ya. Ha sen Ayda Teğmen'i değilsin. Yok. Ya yavaş yavaş çavuşum ya. Yayın yapsaydın bari. Ayda Teğmen'i diyorsun yani. Evet. E sen ara. Yok öyle. Bizim de bir onursal şeyimiz var değil mi? Ben aramam abi. O arasın. O arasın abi. Ben aramam. Vallahi bence çok uzadıyorsun ya. Ne uzatacağım ya? Allah Allah şunlara bak ya. Bir de kardan adam yapmışlar ya. Lan! Anıl kılım lan burası. Geliyorum lan. Allah Allah. Aramayı aramayı. Ula arasa da hepimiz bir rahat etsek ya. Bu ne dünya? Girebilir miyim? Lütfen. Çok geçmiş olsun Esma. Nasılsın? Patlıyorum burada. Bırakmıyorlar ki. Kimse kalmadı mı yanında senin? Nenemle Fatma teyze burada da namaz kılmaya gittiler şimdi. Dayımla Osman da yok tabii.
Sana kitap aldım sıkılma diye. Sıkılmaya fırsatım olmuyor ama gene de sağ ol. Bir yanda Fatma teyze, bir yanda Keklik Hanım. Mahşerin iki atlısı. Hem de nasıl. Teşekkür ederim. Alışveriş yaptım biraz. Neler aldın bakalım? Ah, Hakan'a bunu aldım bak. Çok şirinmiş. Hakan'ı bunun içinde düşünemiyorum ya. Sahi ne oldu o iş? Nasıl gidiyor? Telefonda soğuk yapıyorum. Çok kızıyor ama belli etmiyor tabii. Dur ben de öyle yapayım bari. Hoş gelmişsin kızım. Hoş geldin. Fatma teyze bak Ayda teyme. Teyme mi? Maşallah maşallah. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk teyzeciğim. Siz de hoş geldiniz. Maşallah maşallah. Sen ne ediyorsun burada? Okuyor mu? Hayır teymen o. Ha. Ne iş yapıyorsun? Askerim ben teyzeciğim. Kızım kulağım duyuyor anladım da sen ne yapıyorsun diyeyim ben. Fatma teyzeciğim, Ayda teğmen Osmanlıların komutanı. Komutan mı? Kadından kumandan yapıyorlar mı? Bak sen şu işe. Osmanlı'dan başka komutan görünce dayanamıyor. Sait nerede? İçeride komutanım hazırlanıyor. Tamam. 7 kişi olacağız. Halis Osman'la Kerkük'ü de bizle beraber. Kumanyaları ona göre alın. Emredersiniz komutanım. Güzel. Ne zaman gideceğiz Osman Bey? Emir bekliyoruz Kerkük'lü. Albay bu herife fena takık abi. Öyle öyle. Burnuna halkayı takıp getirin dedi ya. Nasıl bir adammış bu Osman Bek? Vallahi derin. Ama tam bir hem de profesyonel cinsinden. Ben özüm böyle havalarda operasyonu hep sevmişimdir. Bir öyle Necla geldi mi acaba? Kendi başına geliyor. Sözüm ona operasyon yapacak. Eline yüzüne bulaştırınca da aman bakır yetiş imdada. Ya. Tanır mıydın abi? Ya sap mısın oğlum? Nereden tanıyacağım ya? Tanışacağız. Lan bin! Osman dikkatli ol. Emredersiniz komutanım. Hadi kazanız mübarek olsun. Sağ olun komutanım. Hayırlısıyla gidin gelin inşallah. Ya başçavuşum, bu çocuklar böyle gidiyorlar ya. He, gidiyorlar. Sonra biz içeri girip çay içiyoruz ya. Ya bak, vallahi yani yemin ediyorum sana... ...o çayı var ya böyle çalmış gibi, yani başka birinden gasp etmiş gibi hissediyorum kendimi ya. Yani o derece yani boğazımdan geçmiyor, Allah seni inandırsın. Bir bardak çayı niye gasp etmiş gibi, çalmış gibi hissediyorsun Teğmen'im ya? Girer söyler içeriz helalinden. Sen ciddi misin başavuşum ya? Sen şaka mı ettiydin? Vallahi ben senin emekliliğin için bir dilekçe yazacağım. Ve sonuna kadar o dilekçenin takipçisi olacağım ha. Ya çayı çalan sensin, niye ben emekli oluyorum ya? Allah Allah. Ben anlamadım Teğmen'im vallahi. Boş ver, boş ver başavuşum. Ya de bir şey de. Yok ya, boş ver ya.
doğrudan örgütün işi değil gibi görünüyor. Eylemin başındaki adam ele geçebilirse o zaman konu aydınlanacak. Çok kötüydü biliyor musun? Tahmin edebiliyorum. Olan askerlerimiz oldu. Mekanları cennet olur inşallah. İlelebet nurda yatsın kınalı kuzular. Amin. Amin. Bey ne yapıyor? Nasıl teyzeciğim? Bey diyorum kızım. Senin adam. O da burada mı çalışıyor? Ha, bey. Bey yok henüz. Niye kızım? Buluvereydin ya bir kumandan olma mıydı? Kısmet teyzeciğim nasip. Ben kızımı alacağım inşallah. Kara günü kararıp kalmaz ya şıkır şıkır oynayıcı. Altın ipeğini bir güzel tamamlayıp muradımı ereceğim ben. Sen de öyle et kızım. İnşallah teyzeciğim. Kaç yaşındasın sen bakayım? Daha genç durur maşallah. Yok o kadar da genç değiliz tabii artık. Bir bak kızım. Evde kalırsın Allah muhafaza. Anladın mı? Demir tavında dövülü derler ya. Böyle kumandan oldum diye de kostaklama sakın. Buluyor sen de ağzı var dili yok münasip bir adam. Gir dünya evine kızım. Sen beni dinle beni. Değil mi benim güzel kızım? Hadi bakayım. İnşallah. Arayan kimmiş dedi ya? Vatandaştan işte, adı yok. Neredeydin bu Ezra? Bizimkilerin güzergahında ama az güneye inmeleri lazım. Osman komutanı mı lan? Mehmet Ersin komutan. Ayyıldız 1, Ayyıldız 20 dinlemede tamam. Ayyıldız 20, Ayyıldız 1. 6 numaralı yerleşimden ihbar aldık. Hedef büyük ihtimalle orada tamam. Anlaşıldı Ayyıldız 20. 6 numaralı yerleşim bölgesi. Güney'e gidiyoruz. 6 numara neresi diye? Yeşillik mezrası. İstihbaratçının kralına baksan. Ya ne bileyim arkadaşım ya Allah Allah. Meşelik mevzası. Adam orada mıymış? Muhtemelen orada. İstihbarat öyle gördü. Onu bize ihbar eden olduysa bizi de ona ihbar eden mutlaka olacaktır. O yüzden pergelleri açmamız iktiza edecek Osman Bey. Evet abi kesinlikle. Gördün mü istihbaratçıyı? Tabii tabii. Ya bu arada hiç konuşamadık ya. Senin ameliyat nasıl geçti Halis? Kes abi kes sesini. Hadi yürü hadi. Şişt. Allah'tan sen gelmeden Kadife'yi emekli ettik lan. İkramiyesi iyi miydi bari? Lan adam hiç üstüne alınmıyor. Bir de üstüne pişkin pişkin espri yapıyor ya. Ya ne yapayım çavuşum? Ya kusura bakma ben bir tane şey yüzünden, havuç yüzünden öyle bunalıma girecek adam değilim yani. Ben sokacağım şimdi seni bunalıma göreceğin. Yürüyen yürümeyen her şeyi yiyorsun be abi. Ya tamam ya tamam. Ben de gidelim Badim'in yanına ya. Badim. Nasılsın? Sus Fatih. Konuşmadan yürü. Sait ya. Yanında böyle atıştıracak bir şeyler var mı ya? Yok mu? Sen yemeyecek misin? Yok, sağ olasın. Abi, izin versen ben alabilir miyim?
Erbil'de hiç görmedim ben seni. Ben gelir giderim Erbil'e. İş olmamış ha? Hangi iş? Şu ev baskını işte. Ya ne uzmanmış arkadaş ya, ne uzmanmış ya. Yani özerk bölgenin de bu herife kafayı taktığını bilmiyorduk, öğrenmiş olduk ha. Uzman mı? Ne uzmanı? Siz uzmanın peşinde değil misiniz? Albay mı yoksa? Tabii ya. Büyük balığın olduğu yerde. He, öyle değil. Çok canımızı yakmışlığı vardır bizim, çok. Yani şu işi bitirmediğinize en az sizin kadar ben de çok üzüldüm, bunu bilesin yani ha. Şu Miro'yla kadına bakın hele. Neredelermiş? Ben albay mı albay bilmem. Uzman hiç bilmem. O işlere sen bakıyorsun herhalde. Ya böyle üst perdeden atıyorsun da şu başladığın işi bir bitirseydin bari ha? Ne? Asker yolda. Bize geliyorlar. Emin misin? Evet. Haber geldi. Kim aramış onları? Mezranın erkekleri toplansın. Ne kadar vakit var? Bir saat. Belki iki. Kim ihbar ettiyse bulun bana hemen. Bulun! Bu manyak şimdi herkesi kurşuna dizer. Ya elde durduralım mı abim? Olmaz. Ya oğlum bırak sen de şu yemeği be! Vallahi geçmiş olsun amca. Büyük bahtır atlatmışsınız yani. Sağ olasın hemşerim. Evi de mahvetmişler ha. Olsun. Evdir, yapılır. Allah beterlerinden saklasın. Çoluk çocuğumuza, bizlere bir şey olmadı ya. Hamdolsun. Selamun aleyküm Dünür. Ne yaptın, ne ettin ya? Ne yapalım, uğraşıyoruz işte. Hoş geldin sen. Sefa getirdin. Hoş bulduk. Ya Dünür'üm, kusura kalmayın ya. Sizinle de böyle layığınca bir ilgilenemedik yani. Evin durumu malum. Kız desen hastahanada. Ya ne önemi var Dünür, ne önemi var gözün seveyim ya. Ya ben çocukların yanında sıkıldım orada, biliyor musun? Gideyim bakayım Dünür dedi, ne yaptı, ne etti diye merak edeyim dedi. Ya bizim Serbilet elinde telefon. Ha babam de babam. Ya aklı bir karış havada. Ethem dedi, çocuğun dükkanında işi var. Dedim, hadi ben dedim gideyim artık. Ya çok iyi etmişsin Dünür'üm ya, çok iyi etmişsin. Ben de bir çay demlemişim şimdi. Oh. Sobamız da yanıyor. Sıcak sıcak çayımızı içeriz. Şöyle karşılıklı bir laflar. Haydi. Hadi dertleri bitmiyor ha. Ya aman günümüzü şükretmek lazım ya. Kavga gürültü gidiveriyor işte ya. Gidiveriyor çok ya. Çok şükür. Esker bize doğru geliyor. Söyleyin bakalım. Bizi kim ihbar etti? Cevap vermeyecek misiniz? Mezrada devlet görevlisi, amir, memur bir şey var mı? Yoktur. Öğretmen, postacı, sağlıkçı yok mu? İmam, mühendis bir şey yok mu? Demek diyorsunuz ki devlette kimse yok. Biz ihbar ettik. Benim iş gücü kaybına tahammülüm yok. Ama kesilecek ceza varsa da keserim. Şimdi söyleyecek misiniz? Abi bu herif ne yapıyor? Uydu telefonu nerede Seyfi? Arabadadır abi. Hadi yürü gidiyoruz. Sen de mi söylemeyeceksin? Sen bilirsin. Sami Hoca var. Kim o? Devletten adam sordun ya. Sami Hoca var. Emekli öğretmendir, burada kalır. Yürü göster onu bize.
Şu telefonu ver bana. Bakır, neredesin? Mezradayım. Ya bu adam herkesi öldürmeye başladı. Bu nasıl iştir? Ne diyorsun ya? Bakır, ne diyorsun sen? Neler oluyor? Herif manyak çıktı. Herkesi kurşuna diziyor. Biri ihbar etmiş. Asker mezraya doğru geliyormuş. Asker mezraya gidiyormuş. Biri ihbar etmiş. Adam yanınızda mı? Ya yok diyorum ya. İşi abartıp baskına gitti gerizekalı. Ne yapacağız? Oraya gidemeyiz Necla. Söyle Bakır'a, o da çıksın hemen oradan ya. Bakır, hemen oradan çıkın. Anlaşıldı. Ayrılın oradan. Sen ne yapacaksın? Biz de gelmeyeceğiz. Ayrılın dedim, anlaşıldı. İyi tamam, öyle olsun. Hadi gidiyoruz. Yapıyor bu aptal. Kuduri. Neden? Çünkü Erbil'e döndüğünde onu orada öttürecekler ha. O işi yapamadığının hesabını soracaklar da ondan. Ya Miro, şu işi bir anlasaydık biz de. Biz çekilelim Necla. Mahir Efendi Esker'le kozunu baş başa paylaşsın. Esker ona yetişemez ki. Ben sana olacak olanı söyleyeyim. Mahir infazlarına devam edecek. Esker de gelip cenazeleri toparlayacak. Olacak olan bu. Ya bir anda onlar, bir anda TC. Ben ne yapayım kardeşim ya? De hadi. Hadi. Bu durumda kaç tane ördek kaldı gölde? Söyle bakalım. Dört. Aferin, tamamdır. Sen şimdi biraz kitabına bak bakalım. Yeni kitap alacağız değil mi? Alacağız tabii kızım. Sen hele şunları bir bitir bakalım önündekini önce. Tamam. Annemler ne zaman gelecek dede? Akşama doğru gelecekler. Az kaldı. Buraya geliyorlar. Ayşe, açma kapıyı. At o antikayı elinden, yoksa çocuğun ölüsünü alırsın. Bırak torunumu, bırak. At dedim. Dedem. Korkma yavrum, korkma. Bırak çocuğu gitsin. Demek muhbir sensin ha? Nerede lan askerlerin? Haber verdiğinde niye gelmediler? Benim bir şeyden haberim yok. Bir şey bilmeyen adam kapıyı tüfekle mi açar? Artık askerlerin gelişini esas duruşta beklersin. Benim vaktim kalmadı. Esas duruş ne demek? Hiç kıpırdamadan hareketsiz beklemek demek. Biz de aynen öyle yapacağız. Nereye? Çocuk kaçtı. Vakit yok, gidelim. Thank you.
oldu sana? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Al bakalım. Ben bunu istemiyorum. Ben dedemi istiyorum. Tamam, peki. Deden nerede? Dedemi öldürdüler. Dedemi silahla öldürdüler. Komutanım. Sanırım bir şeyler görmüş komutanım. Diğer tarafta var. Gelmişler. Uçtu mu lan bunlar? Ne yapacağız? Dağa gidersek peşimizden gelirler. Aralarından geçelim. Hop! Dur lan! Dur! Geçin arkaya. Hadi. Devam et. Beyler, gözünüzü dört açın. Gel bakalım küçük kız. Bak. Maşallah. Adın ne bakalım senin? Ayşe. Maşallah Ayşe. Ne güzel adın var ya senin. He? Adından bin yaşayasın değil mi Ayşe? Ayşe. Efendim. Sen şimdi bizi dedene götür, tamam mı? Tamam. Hadi evimize götür bizi. Dersen gebertirim seni ha. Askerlerin gelişini esas duruşta beklersin. Benim vaktim kalmadı. Esas duruş ne demek? Hiç kıpırdamadan hareketsiz beklemek demek. Biz de aynen öyle yapacağız. Korkuyorum. Ne oldu babam, ne oldu? Bu yaptı. Kim yaptı? Bu. Dur. Halit, çevirin şunu. Canlı yakalayalım. Koş! Tamam. Thank you.
lan şunu. O evi tarayan sen miydin? Ha? Sen miydin? Osman'cığım rahatsız edeceğim ama. Albay burnuna kancayı tak getir dedi. Sen adamın burnunu kırdın, farkında mısın? Az bile yaptım lan buna. Az bile yaptım. Nasıl olan burnun? Ha? Acıyor mu lan? Ha? Acıyor mu? Burun değil de devrem. Mesela ben daha çok kemikçiyim. Kemik daha çok acıtır. Değil mi? Mesela kaval kemiği. Nasıl? İyi ama değil mi? Yok abi, ben şahsen karın boşluğunun verdiği ızdırabı hiçbir şeye değişmem. Bak şimdi. Karın boşluğu iyidir. Karın boşluğu klasiktir. Severim karın boşluğunu. Ama ben hala kemikçiyim. Mesela köprücük kemiği devrem acıtır değil mi? Vallahi mükemmel bir tercih. Özellikle sorguya gidecekse. Ki bu önümüzdeki 3 ayını sorguda geçirecek. Uygun, bence uygun. Ama böyle ayaktayken değil. Çökertip öyle kırmak lazım kemiğini. Çökerteyim komutanım. Tut onu. Ben çocukların önünde dede öldüren ***'den hiç hoşlanmam. Anladın mı lan? Ha? Anladın mı lan? Sen ne biçim bir adamsın lan? Sen ne biçim bir adamsın? Paketli ***'si. Konuşmuyor adam Osman. Gık demedi yani. Yarın Tugay'a göndeririz komutanım. Onlar bir güzel konuştururlar. Ama hırpalamışsınız adamı ha. Hırpalamak yok. Vallahi öyle bir şey yok komutanım. Oğlum bak benim de bazen böyle kafam dönüyor geçireyim diyorum ama... Yani oğlum ne diyeceksin yarın babaya? Ne mi diyeceğim? Ne diyeceğim? Şöyle söyleyeceğim komutanım. Nasıl? Düştü. Nasıl yani? Halis şahit, Kerkük'lü şahit. Belki Kerkük'lü şahit olmayabilir ama Halis ve Poyraz'ın şahit komutanım. Düştü yani. Düştü ya, böyle dümdüz yol. Bir de yol dümdüz ha. Sen pat diye düş. Yapma ya. Sonra kalk bir daha. Allah Allah. Düştü yani. Anladık anladık. Herif düştü. Yani. Bir de ben bakayım şu herife. Nasılsın bakalım? İyi misin? Konuşmayacağım. Şimdi sen bize bu Kızıl Ordu ya da CIA artı psikopat teorisyenlerin saçmalıklarını uyguluyorsun değil mi? Ha? Öyle değil mi? Yani hani kendine telkin, sorguya direnme, konuşmama ve konuşturma teknikleri. Öyle mi? Ha? Nasıl o ya? Ha? Chapter 1, Passage 2, Line 3. Böyle bir şeydi galiba ha? Konuşmayacağım. Soruyoruz oğlum. Allah Allah. Ha yoksa şey mi? Chapter 1, Passage 2, Line 3, konuşmayacağım. Ha? Ulan o zaman cehennemin ta bilmem neresinden gelip de ev taramak neyin nesi lan? Osman gördün mü nasıl düştü? Ya gördün değil mi Osman? Yani yapmayayım diyorum yine yaptım ya.
Vallahi komutanım, adam da durmadan düşüyor ya. Biz ne yapalım? Yok abi yok, bu kız beni agresif yaptı. Ya bütün kimyam bozuldu ya. Bu kız yüzünden ben kimya profesörü oldum anasını satayım ya. Hangi kız? Ya Osman ya, bir şey soracağım. Affedersin ama ne zaman benim bu kız meselesi açılsa, Dural'i başlayışta sen de niye böyle bir salağa yatıyorsunuz abi? Ha? Ayda değmen oğlum, Allah Allah. Ya komutanım, şimdi Aydet'e, şimdi siz kız deyince o başka, Aydet Eymen bende komutan ya, onu şey yapamadım ben o yüzden yoksa. Evet ya, komutan bir de yani üst eymenliği de geliyor. Hakan zaten ayvayı yemiş, bir de üst eymenliği üstüne, hah iyice sana kaymaklı ayva tatlısı. Ya siz şimdi buna niye üzülüyorsunuz ki, anlamadım ben komutanım, bu iyi bir şey, iyi bir şey bu. Yok ya bırak ya, zaten böyle telefonlarda soğuk soğuk konuşuyor falan, boş ver boş ver. Bence siz meselenin üstüne yeterince eğilmiyorsunuz komutanım. Nasıl yani? Valla benim tanıdığım Hakan Teğmen allem eder, kallem eder, ağzından girer, burnundan çıkar, Ayda Teğmen'i tavlar yani. Avlarsınız siz. Benim bildiğim öyle. Avlar diyorsun ha? Valla ben sizi dağda gördüm komutanım. Ben sizi dağda gördüm. O kadar diyeyim yani. Ya Osman var ya, bir şey söyleyeceğim. Yani sen var ya gerçekten çok iyi bir arkadaşsın ya. Ya en azından Durali Başçavuş gibi böyle koç boynuzu gibi dimdik şey yapmıyorsun insana yani. Gel Cengiz gel. Komutan telefon size. Heh. Hüsamettin abi ne diyeceğiz oğlum şimdi? Aydet Eymen komutanım. Budur. O an bu an. Budur komutanım lütfen. Üst üste arıyorlar tabii. Ha. Bu kim lan? Alo. Alo. Sen beni sat he mi ya? Sat beni sat. Mahmut sen misin lan? Yok, Asiye ben. Ben Asiye. Asiye ne be oğlum? Ne saçmalıyorsun sen? Ya sen bizim sesimizi tanıma, bizi unut. Mahmut ya be Mahmut, asker arkadaş. Yok be oğlum, gelecektik ziyaretine de göreve çıktık yani. Ha, bırak ya, yerim görevini diyeceğim daha iyi olacak şimdi. Mahmut! İyiyim komutanım, iyiyim. Siz nasılsınız, arkadaşlar nasıl? İyidir, iyidir. Nedir, var mı bir isteğin, bir ihtiyacın var mı, sen nasılsın? Yok vallahi komutanım. Ben de iyiyim burada. Sağ olsunlar, beni çok sevdiler. Hemşire hanımlar, doktor beyler, efendime söyleyeyim laborantlar, sekreticiler, hepsi çok seviyorlar, bırakmıyorlar. Tamam, tamam, tamam. Ne zaman çıkıyorsun sen orada? Vallahi komutanım, daha 2-3 gün buradasın diyorlar ama yani ben sıkıldım ne bileyim. Bir yakalım yarın bir daha konuşmak istiyorum ya. Tamam, ben uğrayacağım sana. Ey, ben de senin gözlerinden öpüyorum. Manyak lan bu. Vallahi manyak, billahi manyak yani. Arkadaş, böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani ben şu karakolda olmayayım. Her şey birbirine giriyor ya. Bensiz yapamıyorlar ya. Anlatabiliyor muyum yani? Bir sistem oturmamış. Beni oradan çektiğin zaman her şey birbirine karışıyor ya. Ya tamam görevdir, vazifedir ama biz de canımızın derdindeyiz değil mi? Arada kendi kaportamızla ilgilenmeyelim mi biz yani? Üf, çok yük bindiriyorlar üstüme, çok yük biniyor ya. Sütlaç var, yer misin? Ay nerede kaldı bunlar? Sümüklü salyangoz kayboldu bence. Bence sümüklü salyangoz yine bir yerlerde çeneye daldı. Kalafat amca gelmediler mi daha? Kapıda bekliyim ben, yeter arım. Daha görünmüyorlar. Geliler, geliler ha! Aa, ne olmuş bunlara ya? Düşmüşler.
Ya arkadaş var ya, yemin ediyorum bu motor benim ömrümü yedi arkadaş, yedi ya. Dükkanda gıdım gıdım biriktirdiğim bir karizmam var ya, bununla beraber uçup gidiyor ama ya. Ethem yine ne oldu? Neyi ne oldu aşk, görmüyor musun ya abicim? Tekerleği patladı, görmüyor musun abicim ya? Ethem abicim deyip durma. Ya iyi de hayatım, yani canımın içi, biz bunu 9 kilometredir sürüye sürüye buraya kadar getirdik ama yani. Keşke benim arabamla gelseydik ya. Hepsi benim yüzümden oldu yengeciğim. Ay yok canım Serbinat, bir şey olmaz, boş ver. Neyi bir şey olmaz aşkım, sen de biraz kilo versin. Yani ben yanlış anlamam, ben motor için söylemiyorum ama motor için de. Ama abicim biraz kilo ver ya, kendin için biraz kilo ver ya. Benim motorum baktı bu abicim, zaten baktı bu, baktı bu. Bu motoru aldığım günden beri daha normal tonajda bir kişi binmedi ya. Serbilen, Serbilen'in yarısı kalafat. Ethem ayıp. Sen niye böyle konuşuyorsun Eto'cuğum ya? Ben zaten kilo veriyorum. Sen o kiloyu nereden veriyorsun acaba ya? Burnundan mı veriyorsun hava diye kiloyu acaba sen? Nerede veriyorsun o kiloyu sen? Ben daha bugün dağıtıldım, 750 barem vermişim. Ne yapmışsın, ne barem vermişsin? Ya gram gibi yani işte. Ya bir yandan sineği stres, bir yandan böyle gubetlik. Yedi bitirdi beni arkadaş ya. Yedi bitirdi beni ya. Olsun Serbinant, hayırlısı olsun. Hayır yani yengeciğim, şimdi sen o masayı güzel güzel donatmışındı. Fakat ben de bu 1200 kilometrenin vermiş olduğu gubetlikle o güzel yaptığın yemekleri yiyemeyeceksin gari. Tabii tabii. Üfürme de hadi yürü, hadi yemeğe yürü, hadi. Hadi tamam tamam, ellerinizi yıkayın, yemekler buz gibi oldu, hadi. Oh. Hadi ben gidiyorum. Gördün mü Ethem Bey? Sen yine bana kurban ol, kurban. Yürü be bıyıklı revanşist. Adam 120 kilo abi ya. Aman Keglik Hanım, bakın gari şunun gelişine bakın. Bak şu yürüyüşe bak gari, şu endama bak, şu boy posa bak. Aman kızım benim, maşallah maşallah. Nazar değmesin, nazar değmesin. Öyle demeyesen Fatma Hanım. En çok da ananın babanın nezeri değer derler maşallah. Okurum ben ona, okurum okurum. Ah ah, dağ taşa çıkmıyor mu Osman, Esma? Ben de uyku dinek kalmıyor kızım. Ama bir de yeşil urbaları giyip de şöyle göğsüne ay yıldız taktı mıydı gari? Bütün yağlarım eriyor, bütün yağlarım. Değil mi? İnsan iftihar ediyor. Ah, etmez olur mu kızım, etmez olur mu? Ah. Süleyman'ı da görmüşsen Fatma Hanım, Osman yalnızdı. Göreyim değil mi? Herkesin kendi kuzusu kendine, bak. Oğlum! Ah. Anne nasılsın? Yavrum, kızım. Peki canım. Hoş gelmişsin. Esma, bebeğim. Vallahi yine çiçek aldım ha. Rekora doğru gidiyorum. Amanın pek güzel çiçek bunlar. Sarıla, kırmızıla, morla. Nereden yoldun oğlum onları? Çiçekçiden aldım anne. Çiçekçiden mi? Parayla mı aldın? Yoksa mıydım anne? DNA'ların %100'ü anneden kesin. Aman kuzum, Osman'ım öyle o para harcamayın. Beni bak, hazır Esma da burada. Beni bak kızım, bana o para harcamayın öyle. İyi değil, iyi değil. Hah. Senin canın ot çekerse bana haber ilet. Ben sana undu, mercimekli, bulgurda her bir şeyini yollarım. Kışlık her bir şey yollarım sana gari. Konuşacak Ergele. Başka yolu yok. Osman nerede demiştin? İzini komutanım, hasta ziyareti. Aa, tabii ya. Süleyman, oğlum nasıl oldu Esma Hanım? İyidir inşallah komutanım. Ben de birazdan kendilerini ziyaret edeceğim. Benim selamımı da söyle. Baş üstüne komutanım. Hakan, sen buralarda mısın oğlum? Evet komutanım. Personel şubeye uğrayacağım.
Klasörler vardı da komutanım. Ben bir gün karıştıracağım senin şu klasörleri. Hadi bakalım. Klasörler dedi değil mi? Evet komutanım. Karıştıracağım dedi. Sen ne yapıyorsun abi? Hastaneye mi? Halis kardeş, ben de albayımın tabiriyle şu hergeleyi diyorum. Bir kere daha diyorum, ziyaret eden diyorum. Tamam abi. Hadi ben de sana eşlik edeyim. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun versin inşallah. Allah kıvamını elden etsin. Maşallah, maşallah. Vallahi ben dayanamam, Zeliha'yı arayacağım. Allah tamamını erdirsin inşallah. Sağ ol. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun kızım. Hayırlı olsun. Maşallah, maşallah yavrum. Maşallah kızım. Anne. Yavrum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İnşallah yavrum. Hadi bakayım. Maşallah, maşallah. 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 Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Olsun. Efendim dünür, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hoş geldin. İbrahim. Altın takacaksın mı? Takıverin, takıver. Ne taktın? Neyi takacağım? Beşi bir yerde değiyorum İbrahim. Altın değiyorum. Beşi bir yerde. İbrahim altın değiyorum, altın. Teyze bir ihtiyaç neyin mi vardı? Yok kuzum, yoksa işine bakar. Yok. Altın diyorum. Ya bebe, yandım arkadaşım, yandım. Ben ne çeşini? Ben adliye nasıl öleceğim borcu? Ne adliyesi? Ne diyorsun sen? Ya ben adliye diyorum. Adliye kapılarında şimdi ne içeceğim ben diyorum. İbrahim, altın tak diyorum. Altın tak diyorum. Altın mı? Ne altın? Amanin. Amanin gari. Fenalıyım ben. Fenalıyım. Bayılacaksın gari. İt var mı ki? Pırıl kulu beti buralarda senin yüzünden İbrahim. Allah'ım ben amca gari. Aman fenalıyım. Ay adliye ben, ne diyeceğim adliye ben şimdi. Aman of. Ya anne ya, yapmayın ama ya. Baba ya, of. Ama ay. Beyler sakin, relax. Madde bir, daha henüz yarası iyileşmemiş mübarek bir gaziyi böyle aynı yavrusunu sevdiği gibi sevmeyeceksiniz. Bilge dedem benim be. Şazmet, yürü be oğlum. Madde iki. Madde iki, tüh. Şu mübarek adama yok efendim nöbettir möbettir öyle şeyler yazmayacaksınız. O işte biraz sıkarım bunu. Oğlum sen niye eve gitmedin? Raporun yok mu senin? Hanım dedi, çocukların okul tatiline denk getirirsin. O zaman gideceğim, bir 45 gün yatacağım inşallah. Yakışır emmanıma benim be. He. Sait yok yine. Sait nerede? Vay be, Mahmut dede geldi be. Oğlum, ona geçti, o bitti. Sait'i soruyor adam. Ha, Sait.
Sait? Sait ilçeye gitti abi. Misafir gelecekmiş, onu alacak. Hay. Sizin dükkanda çay yok mu ya? Oğlum çay senin köpeğin olsun lan. Ama sen önce bir komutanlara tekmil ver. Tamam hadi. Hadi. Yavrum. İyi misin oğlum? Eyvallah, iyiyim. Abi. Ben çok özledim sizi. Sait, kötü bir şey yok değil mi oğlum? Ya sana yok dedim ya anacığım, sen merak etme. Hayır, öyle apar topar çağırınca... Yok yok, sen yüreğini ferah tut anam benim. Haydi. Anacığım, ben bir niyetim var. Hayırdır inşallah oğlum? Hayır, hayır. Hele bir gidelim de. Gidelim o zaman. Bir şey içer misiniz? Yok, sağ ol. Gel ana gel. Ana, bu fidan. Hoş geldiniz. Hoş bulmuşuk. Biz bu kamuflaj işini çok iyi başarıyoruz ha. Hakikat neydi o hayvanın adı? Ha, buldum. Pokalamon gibin ya. Ne demezsin Miro. Bu poşunun altındaki tıraşlı suratınla acemi istihbaratçılara benzedin sen de. Ya tıraş da benim zaafımdır işte ha. Uy, hele kardeşim lan, namussuz kardeşim paça pişiriyor ha. Kokuyu duyuyor musun? Yürümene bak, hadi. Bak, acıkan adamı yenebilirsin. Helaya sıkışan adamı yenebilirsin. Ya düşünsene, acil kenefe gitmesi gereken adam neleri feda etmez ya? Vay. İğrençsin Miro. Ya ben bu naçizane felsefeme realist diyalektik diyemem ama ha. Yani aşık adamı yenebilirsin. Korkusu geleni, uykusu geleni, hele hırsı olanı kesin yenersin. Neden? Çünkü bunların hepsi zaaftır. Necla komutan. Zaaf eşittir açık demek ha. Yani düşünsene ya, aha da böyle nal gibi açık verirsin işte. Misal sen. Bana bak, beni misal falan verme ha, kendini ver. Ya ben hiç aşık olmadım ki Necla komutan. O uzmanın o kızlar için verdiği açığı bir düşünsene. Ya misal sen, eğer bakra aşık olaydı, yakayı 100 kere ele vermiştin Necla komutan. Termometre yükseliyor ha, benden söylemesi. Ya yok canım, yani ben seni takdir ettiğim için söylüyorum ya. Hakikaten yani bunları eleştiri amaçlı söylemedim ha. Burası mı? He burası. Seni yaramaz esrarengiz bakır. Gene nerelere takılı yürüse.
Nasıl dışarısı, sakin mi? Dışarısı içeriden her zaman sağlamdır ya. Sen ne yapsın bakayım burada ha? Yaramaz Bakır. Hoş geldiniz abi. Ya Bakır, gündüz gelmesek iyiydi ha. Necla. Dışarısı süt liman, ortalık sakin. Etrafta adamlarım da var. Abi ne söyleyeyim size? Ya ben seni çok sevdim ha Seyfi kardeşim. Mucik Seyfi. Ya sen ne kadar gönlü geniş bir yemekçisin ya he? Estağfurullah abi. Ya Seyfi, altın gününe çevirdin ha. Senin işin gücün yok mu? Hadi çık bak bakın dışarı. Tamam abi. Ya Seyfi, sen bu mucik ne demek biliyor musun? He? Mucik Seyfi. Vallahi ben de merak ediyordum da abi. Ama inan olsun bana hiç aklıma gelmedi. Araştırmadım da vallahi billahi. Ya çattık ya. Mucik demek Rus köylüsü demek. Köylü ya. Ve bildiğin köylü işte ha. Yani devrimin bölgü oralarda olduğu için literatüre de öyle geçmiş. Literatür derken abi? Yo sen kafanı yorma kardeşim. Yani sana mucik dedim diye de aklına bir şey gelmesin ha. Yani sana şu kadarını söyleyeyim. Eğer bir devrim olacaksa bunu köylüler yapacak. Yani devrim tarihinde böyle havalı bakırları falan değil canım. Seni yazacak Seyfi. Mucik Seyfi. Seni yaramaz lamacuncu mucik Seyfi. Mucik. Külahatınız bittiyse başlayabilir miyiz acaba? İşte bak senin sorunun da bu. Her şeyi ciddiye al sen. Miro. Yeter. Tamam. Gündemimizde ne var? Bu Kerküklü kaçak hoca. İhale gene üstümüze kaldı. Farkında mısın? Bak anam, güzel anam benim. Ben günlerce kafa patlattım. Gecelerim benim uykusuz geçti. Ben o kadar iyi biliyorum ki ne yaptığımı. Oğlum, hem sen diyorsun. Kız tatsız işler yaptı. Hem teröristtir değil. Ya anam, o artık terörist değildir ya. Başkasının koynundan çıkmıştır. Sakın böyle söyleme ana, olur mu? Sakın. Ana sakın. Ben her duamın arkasından diyorum ki Allah'ım Said'imi onlardan biriyle karşılaştırma hiç. Sen tutmuş onlardan birisini bana gelin diye karşıma çıkartıyorsun. Ya namus? Az şey mi? Şimdi söylemeyem de ne zaman söyleyem ben? Sen sevmişsin, hoşlanmışsın, gönül düşürmüşsün. Ya yarın ne diyeceksin, ne düşüneceksin? Kendi kendine dünyayı zindan mı edeceksin oğlum? Ana benim kararım karardır. Allah'ın izniyle ben alacağım o kızı. İyi o zaman. Canın ne çekerse onu yap. Bundan sonra da anam diye gelip bana bir şey danışma artık. Ya sen eli bizini baba diye getirmedin mi eve? Kumarbaz, dayakçı, alkolik adamın tekini bizim evimize başımız diye getirmedin mi ana? Sen şimdi bana neyin dersini veriyorsun? Bak ana, o kız artık ne teröristtir ne de düşkün. Eğer elini öptürüp ona analık yaparsan ne âlâ. Ama yapmazsan da ben kendi bildiğimi yaparım.
Gel Cengiz, gel. Ne oldu ya, Mahmut başlamadı mı? Başlamadı daha komutanım. Niye o? Şey, o şey diyor. Ne diyor? Ben şu an uyum sürecindeyim. Yapamam öyle işler diyor. Doktor demiş galiba komutanım. Ne? Doktor mu demiş? Öyle dedi komutanım. Vallahi bu herif üçkağıtçı ya. Vallahi üçkağıtçı. Cengiz tamam çık sen. Vallahi üçkağıtçılıkta sınır tanımıyor bu adam ya. Ya hakikaten yani. Osman. Baba onlar gitti şimdi he. Gitti vallahi komutanım. Gitti yani. Ulan ne komik altın kavgası etmişler eve ya. Vallahi bu bir değil iki değil ha. Benim ömrüm böyle geçiyor komutanım. Vallahi benim ömrüm böyle geçiyor yani öyle düşünün. Arabaya binerken hala kavga ediyorlar da. Başladı gene ayırvan korosu. Neyse ya boşver. Bunda moral eğitim sayalım artık. Ya tamam oğlum tamam ha. Tamam teşekkür ederim. Ama yoruldum ya. Oh. Oh be. Ne? Osman Kanat ne yaptı? Yüzük taktı. Bitirdi işi. Aa, ooo. Ne diyorsunuz ya? E peki biz böyle bir şey boş geçer miyiz? Geçmeyiz. O zaman ses veriyorum. Komutanım. Hanginizden başlıyorum beyler? Ha? Komutanım koruyu Mahmut yönetiyordu. Ne kadar çok acısız komutanım ya. Bir an öyle silahla girince korktu, hepimiz korktuk ama değil mi? Sadece ben değil ya. Komutanım biz sizin bu nişan mevzunuzu böyle kendi aramızda kutlayalım diye böyle bir şey ettik ama. Minnettarım, minnettarım. Yani kendimizce ufak bir çam sakızı çoban armağanı verelim dedik yani. Sözleri de Mahmut şey etti komutanım. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Geriden gelme Fatih. Hayır, sonuçta sizin anlayışlı bir komutan olduğunuzu bildiğimiz için hani böyle mesafeli ve şey... Ne? Ney? Ve anlayışlı, şakacı değil mi? Şimdi ne diyorum biliyor musunuz? Şimdi gece eğitimi için tam teçhizat içtima alanında olalım diyorum. Nasıl? Gece eğitim ya. Çeyrek teşhisat toplanalım ya. Öyle yapalım ya. Bir daha. Şaka yapıyor süreyle. Boş boş!
Sen rahatını ne bozarsın mübarek? Ben özüm alıp gelmişim işte. Allah Allah. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Esat bak. Esat Bey. Esat Bey kim? Ya ne yaptılar sana böyle? Sen kimsin hemşerim? Çok zaman oldu öyle ya. O zamanlar benim böyle sakal da böyle değil tabii. Ben seni tanımıyorum. Esat Bek. Enişte. Enişte. Sen beni nasıl tanımazsan ya? Ben Süleyman, Süleyman. Hey. Peki ya Esma? Esma? He. Biricik balan Esma, onu da mı unutmuşsun? Baba. Çok özledim seni babacığım, özledim. Döndün sonunda.